Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yemez seni yap yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Enes Batur Gerçek Kahraman filmine gittim. Değerlendirmesini yapacağız. Onun üzerinden puan vereceğim. Öncelikle şunu ek olarak söyleyeyim. Hashtag Kaya Yapar. Yorumlarınızı mutlaka ve mutlaka bekliyorum. Hashtag Kaya Yapar. Yani sizlerin desteğiyle olan videoların devamını elbette gelmesini ben de istiyorum. Fakat yorum fazla gelmiyor. O yüzden yorumlara götürün. Like götürün bu videoya. Peki gelelim asıl mevzumuza. Enes Batur Gerçek Kahraman filmini nasıl buldum? Güzel buldum, güzel. 10 üzerinden 9.99 puan veriyorum. Abi neden 0.1 puan kuruyorsun ya diyebilirsin ama her filmde olur böyle, çok ufaktan da olsa, detaydan da olsa, ufak tefek hatalar olabiliyor ama bu filmde hatadan ziyade 0.1 puan kralım yani ya. 9.99 diyelim. Kalsın yani. Film özellikle kafalar karışığın senaryosuyla birebir senaryosuyla benzemiş yani. Böyle çok benzemiş diyemem. Tıpatıp aynısı diyemem yani. Ama benzerlikleri var. Benzer olmayan yanları da tabii ki var yani. Ve tabii ki de olmalı. Çünkü biz buna film diyoruz yani. Filmde her bir şey yapabiliyorlar. Her türlü senaryoyu güzel güldürmek için güldürme sahnelerini özellikle seviyorum. Zaten filmler, komedi bunun için vardır yani. Tabii bunun yanında ciddiyet de tatmin ediyor, güzel oluyor ve bu da Enes Batur Gerçek Kahraman'da vardı. Ve güzeldi yani. Siz de hala gitmediyseniz Enes Batur Gerçek Kahraman filmine gidebilirsiniz. Film biletinizi alın, bence gidin. Gidilebilecek güzel film. Yani söyleyeyim bunu çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. Güzel bir film. Tamam, başta ilk 8 dakikasında filmi eleştirdiğim nokta şu. Yani eleştirmekten ziyade şöyle tavsiyede bulunuyorum. Yani ilk 8 dakika YouTuber'lar vardı. Sonraki dakikalarda YouTuber'ların fake olmayışını gördüm filmde. Hatta hiç yoktu. Birkaç tane falan vardı. Tabii Enes Batur var. Tamam. O Enes Batur'un filmi zaten de. O ayrı bir mesele de yani. Kafalardan mesela daha çok senaryo beklerdim. Konuşmalarını falan beklerdim. Onları biraz arttırmaları lazımdı bence. İlk 8 dakika değil de. Mesela onlar süper kahraman yapsalardı bence daha güzel olurdu. Bambaşka bir senaryo uygulanıp daha bomba, daha güzel bir şekilde olabilirdi fakat olmadı. Bir dahaki gelecek bölümlerde, gelecek filmlerde inşallah daha güzel olur. Kafalar Karışık'ta da yine aynı bir şekilde söylediğim gibi biraz aynı senaryo vardı ama aynı da değil aslında ama farklı şeyler vardı ama benzerlikleri de vardı yani. Çünkü her filmde şöyle olay, serim, düğüm, çözüm. Kötü bir karakter çıkıyor ve o karakterle de işi sonuca bağlıyoruz. Öyle bir şey. Ney? Enes Batur çocuklarımı zehirliyor. Tövbe tövbe. Güzeldi ya film. 10 üzerinden 9.99 diyeceğim yine. Yapacağımı. Şimdi biraz da ekran kayıta geçelim. Ekran kayıttan değerlendirebilirsem ona tabii ki oradan tamam bir puan verelim, tamam mı? Hadi geçelim o zaman böyle bir çılgınlık. Evet, Enes Batur Gerçek Kahraman deyince bu medyayı sallamış fakat Enes Batur'un filmi gişede çakılınca bakın ne yaptı gibisinden bu tür haberler yayınlamışlar. Çünkü Enes Batur bir biliyorsunuz bir anket yaptı ve ankette de çoğu bayramdan sonra dedi. Yani gişeler daha anca dolmaya başlar. İnşallah öyle olur. Ve yani gidilmesi gereken güzel bir film. Demiş olduğum gibi Enes Batur Gerçek Kahraman ne kadar izlendi. İzlenir benim düşüncem. Hayal mi gerçek mi kadar olmasa da bayağı bir izlenme alır yine de. Bilmiyorum sonra yine onun izlenmesine ulaşır mı ama bence şöyle film 1 milyon 2 milyon Enes Batur Hayal mi Gerçek izlendiyse bu filmde şöyle 1 milyon 2 milyon falan izlenir, 2.5 milyon diye tahmin ediyorum. Bakacağız inşallah hayırlısı olur. Şu beyaz perdeden bir puan verelim ya.
568 falan puanlar falan arttıralım yani. Neredeymiş bu puan? Evet, puan. Ne? Gazinize devam etmek istiyorsanız şöyle yapmışlar. Ortalama puan 3,8. Bence gayet güzel. Ama 10 üzerinden 10 puan vermem. Kafalar karışığa da yine aynı şekilde 10 üzerinden 9,99 veririm. Ben bu puanı nereden biliyorum ya? Son olarak şunu ekleyeyim. Enes Batur hayal mi, gerçek mi, yoksa süper kahraman mı derseniz hayal mi gerçek mi derim. Çünkü Enes Batur'un ilk filmi ve daha heyecanlı bir dorukta yapıyor o işi ve daha samimiydi yani, bunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Niye abi, süper kahraman gerçekçi değil miydi? Yani şeydi, gerçekçiydi ve samimiydi yani, ama hayal mi gerçek mi niyazen fazla değildi yani, hayal mi gerçek mi daha güzeldi. Böyle daha çok beğenmiştim, öyle diyeyim. Neyse, burada bitirelim. Evet. Arada puan vermek için kayıt olmak gerekiyormuş ve ben de uğraşmak istemedim. Ama puan verecek olmuş olsam hangi siteden en yüksek puan neyse onu verirdim. Onu belirteyim yani. Her filmi eleştirenler olur, eleştirenler olmadığı gibi eleştirmeyenler de olur. Ama şunu unutmamalıyız ki eleştirmek için bir eleştirmen olmalıyız. Yani iyi bir senaryocu olmalıyız falan. Oyuncu olmalıyız, senaryocu falan olmalıyız. Bir eleştirmen olmalıyız. Öyle bir kişiliğe sahip olmamız lazım. Yani böyle ön yargılı davranmayalım filme gitmeden önce. Şöyle bir sakin kafayla oturup ben bu sinemaya gitsem mi gitmesem mi diye düşünüp de gişenizi, biletinizi alıp gidebilirsiniz. Benim önerim gidebilirsiniz yani. Ben bu diziye demiş olduğum gibi site üzerinden puan vermiş olsam en yüksek puanı verirdim. Ama veremedim işte, oturum açma falan gerekiyor falan. Uğraşmadım yani. 9,99 ile bitirelim o zaman. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, esen kalın, bay bay. Yebis yeni videolarda hoşça kalın diyemedim ya. Türkiye'nin yebis yeni kanalındasınız. O zaman sen de kapıda durma, ceryan yapıyor. Hadi gir içeri, kanala abone ol, bildirimleri aç. Hala olmadıysan bir de like atıp yorum yapabilirsin. Bay bay.